Maraş Milli Mücadelesi'nin 103. yılında çok önemli bir kahramandan bahsetmek istiyorum. Telgrafçı Süleyman Çavuş. Aslında herkes genelde Aslan Bey'i, Evliya Efendi'yi ya da Sütçü Mam'ı bilirler. Bunlar da kahramandır. Ama bu işin bambaşka kahramanları da var. Hayati öneme sahip işler yapmış ve bedellerini canlarını vererek şehit olarak ödemiş kişiler. İşte bunlardan bir tanesi telgrafçı Süleyman Çavuş. Vazifesi Antep'ten Maraş arasındaki telgraf hatlarını sağlam tutmak. Bir vazifesi bu. Aslında telgraf o gün için hayati öneme sahip. Bugün biz internete girip istediğimiz dakika Twitter'dan ya da Instagram'dan herhangi bir olayı bütün dünyaya ulaştırabiliyoruz. Bundan 100 yıl önce sosyal medya yok. Kullanabileceğiniz en hızlı iletişim aracı telefon ya da telgraf. Telefon hatları bütün ülkeye yayılmış değil. Sizin en hızlı haberleşme aracı olarak kullanabileceğiniz iş telgraf. Maraş Milli Mücadelesi sırasında Maraş'ın telgraf hattı Antep'le ya da Adana üzerinden ya da Sivas üzerinden gerçekleşirdi. Dolayısıyla Maraş'ta Antep ve Maraş arasındaki telgraf hattını da Süleyman Çavuş kontrol ediyordu. Bazen hatlar kesilir, bazen düşmanlar tarafından sabote edilir. Ve böyle durumda da şehirden haber alınamaz. Büyük sıkıntılar yaşanır. İşte Süleyman Çavuş Maraş'la Antep arasındaki hattın sürekli açık kalması için büyük gayretler göstermişti. Aslında Fransız kuvvetleri için hayati öneme sahip bir adamdı. Teknik bilgiye sahip. Telgrafın ne olduğunu biliyor. Hatları bağlamayı biliyor. Şifrelemeden haberdar. Ve nihayetinde Süleyman Çavuş'u yakaladılar. Ve ona çok ağır işkenceler eylediler. Öyle ki Süleyman Çavuş bu işkence süresinde milli mücadeleye mugayir, yani ona ters gelecek herhangi bir ifadede de bulunmadı. Süleyman Çavuş'u ibret-i alem olsun diye önce yaktılar, diri diri yaktılar. Sonra kömürleşmiş vücudundan kemiklerini çıkardılar. Onu bir telgraf direğine çektiler. Oraya astılar kemiklerini ve kemiklerinden bir tanesine, yani el kemiklerine de telgraf hattını bağladılar. Bir film sahnesini anlatmıyorum. 100 yıl önce Maraş'la Antep arasındaki o muazzam iletişimi sağlayan, Maraş'taki o büyük destanı dünyaya duyurmaya çalışan bir yiğidin nasıl katledildiğini, güya medeni olan, güya dünyaya demokrasi götürdüğünü iddia eden Fransızların bir telgraf çavuşuna neler yaptığını anlamanız adına bu hikayeyi anlatıyorum. Öbür taraftan da Maraş Milli Mücadelesi'nin gerçek kahramanlarından birini, unutulmuş, hatta uzun zaman adından hiç bahsedilmemiş birini ortaya çıkarmak için bu ifadeyi söylüyorum. Süleyman Çavuş'u tekrar ediyorum. Yakaladılar. Önce diri diri yaktılar. Sonra kömürleşmiş vücudundan kemiklerini çıkarıp telgraf direğine astılar. Eline de telgraf teli bağladılar. Ve böylece de eğer bizimle mücadele ederseniz, bizim karşımızda olursanız akıbetiniz bu olur diye milli kahramanlara ya da çetelere korku vermeye çalıştılar. Tabii ki tarih her zaman kahramanları yazmıyor. Çünkü süreç içerisinde bu kahramanlıklar unutuluyor. Fakat bizi Süleyman Çavuş'u tanımamızı sağlayan Süleyman Çavuş'un vefatından 1,5 yıl kadar sonra eşi Hatme Hatun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çocuklarımla beraber geçinemiyorum, bana yardımcı olun başvurusuyla ortaya çıkan belgeler sayesinde anlaşılmıştır. Hatme Hatun çocuklarıyla beraber zor şartlar içerisindeyken kocasının telgraf memuru olduğunu ve Fransızlar tarafından bu şekilde katledildiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söyleyince, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 Haziran 1921'de toplanıp Süleyman Çavuş'un çocuklarına ve karısına 250 kuruş maaş bağlama kararı almıştır. Devlet henüz tam manasıyla kurulmamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasından henüz üzerinden 1,5 yıl geçmiş. Cumhuriyet ilan edilmemiş ama devlet şehidine sahip çıkmış. Süleyman Çavuş başta olmak üzere Maraş Milli Mücadelesi'nde, Antep savunmasında, daha doğrusu bu bölgenin kurtuluşunda emek harcayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnette anıyorum.